Arkadaşlar merkeze merhabalar. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemiyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükselme dönemi 1453'ten 1579 yılına kadar yani İstanbul'un fethinden Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar geçen süre olarak biliniyor ki. Burada Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt Yavuz Sultan Selim dönemlerinden bahsedeceğiz. Yapmış oldukları fetihler ve onların dönemindeki diğer gelişmelerden bahsedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'ten başlayacağız tabii ki. ikinci Murat döneminde Edirne Segedin Anlaşması'ndan sonra bir tahta çıkmıştı çocuk yaştayken. Ama tabii ki Varna Savaşı öncesinde tekrardan tahta babası ikinci Murat geçmiş ve ikinci Murat döneminden sonra Kendisi tahtı ele alacaktır Fatih Sultan Mehmet'in. Biz onu döneminin entelektüeli olarak biliyoruz. Yedi tane dil biliyor. Avni mahlasıyla şiirler yazıyor. Sanata ve sanatçıya vermiş olduğu önemli birlikte tabii ki çok sevilen bir hükümdardan bahsediyoruz. Trabzonlu bilgin Amur Sese bir harita çizdiriyor. Haritadaki yer isimlerini Arapçaya çevirtiyor ki tabii ki bir ayağı şarkta bir ayağı gardta olan hükümdar olarak da bilinen kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet dedim mi aklımıza? İstanbul'un fethi gelecektir ki bu İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşmiştir? Bu İstanbul'un fethi neden gerçekleştirmiştir? İslam devletleri tarafından ve tabii ki Türk devletleri tarafından ve Osmanlı devletinde ise Yıldırım Bayezid, Çelebi Musa ve 2. Murat tarafından kuşatılmış ancak alınamamış olan İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet e alacaktır. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinin nedenleri nelerdir bizim için? İstanbul kime aittir? İstanbul dediğimiz bölgede tabii ki bir Doğu Roma olarak bilinen Bizans İmparatorluğu vardır. Tabii ki Doğu Roma'nın biz batı kısmında Edirne başkentte Osmanlı Devleti'nin bulunduğunu biliyoruz. Ve doğusundaki topraklarda da bir Osmanlı hakimiyeti olduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün tam ortasında İstanbul kalıyor. Osmanlı Devleti ilk etapta ne isteyecektir? Bu toprak bütünlüğünün sağlanmasını isteyecektir diyebiliriz. Tabii ki Boğazlar dediğimiz bölge bizim için önemli ticaret yolunun bir bitiş noktası. İpek yolu değil mi? Çin'den başlayıp da dünyanın birçok coğrafyasına uğrayan ve en son bir kısmının Kırım'da, bir kısmının ise İstanbul'da sona erip İstanbul'dan ise biz tabii ki Avrupa'ya bu ürünlerin dağıtıldığı önemli bir ticaret ağından bahsediyoruz. Bu ticaret yolu olan İpek yolunun tam anlamıyla kontrolünü Osmanlı Devleti ele geçirmek istiyor. Zaten boğazların jeopolitik konumunu anlatmaya gerek yok. Boğazlara Osmanlı Devleti hakim olmak isteyecektir ki. Bizans tabii ki rahat durmuyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki Sırp Sındı, Nibolu, 1. Kosova, Varna, 2. Kosova gibi savaşlara sebep olan devlet bizim için Bizans İmparatorluğudur. Aynı zamanda ellerinde bulundurduklar Osmanlı şehzadelerini kışkırtıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in amcası Şehzade Orhan Bizans İmparatorluğundadır ve bunları Osmanlı Devleti'ne karşı ne yapmaktadır sürekli? Kışkırtmaktadır diyebiliriz. Ve tabii ki o İstanbul önemli bir bilim ve kültür merkezidir ki döneminin entelektüeli bilime ve sanata bu kadar saygı duyan bir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u çok isteyecektir ve peygamber efendimizin tabii ki o e, hadisine nail olmak istediği de bizim için İstanbul'un fethinin nedenleri arasında yer alıyor diyebiliriz. Ve tabii ki bu fethi için Osmanlı Devleti'nin ve savunma yapmak için Bizans'ın ise hazırlıkları vardır ki Osmanlı Devleti'nin yapmış olduklu olduğu fetih için hazırlıklar nelerdir? Öncelikle Osmanlı Devleti şunun farkında. Biz ikinci bir yıldırım Beyazıt döneminde dört kere kuşattık ama bu dört kere kuşatırken iki kere Karamanoğulları isyan etti ve Karamanoğullarının isyan neticesinde kaldırmak zorunda kaldık. Avrupa'dan saldırı geldi. Nibolu Savaşı kaldırmak zorunda kaldık bu kuşatmayı. Nitekim burada öncelikle Fatih Sultan Mehmet ne yapacaktır? Kendisinin batısında bulunan Eflak Prensliği ile anlaşmalar yapacaktır. Avrupalı devletlerle saldırmazlık anlaşması yapacaktır ve bu batısını güvence altına alacaktır. Doğu topraklarında ise Anadolu Beylikleri ile bu kez saldırmazlık anlaşmaları yapacaktır diyebiliriz. Yine baktığımız zaman şahi toplar döktürecektir. Çünkü İstanbul dediğimiz bölgenin bir surlarla çevrili olduğunu biliyoruz. Ve dönemin savaş teknolojisi o surları yıkacak düzeyde değildir ki. Osmanlı Devleti Macar Urban Usta Saruca Sekban ve Mustiittin Bey tarafından yapılan şahi toplarını döktürecektir. Dönemin yıkıcı etkisine etkileri sahip toplarından bahsediyoruz ve zaten başarılı da olacaklardır. Mancınıklar inşa edilecektir. Hareketli kuleler inşa edilecektir. Ve tabii ki Yıldırım Bayezid döneminde şu Anadolu yakasına Bizim güzelce hisar yapılmıştı. Yani Anadolu hisarı. Bu dönemde de kuşatmaya yardımcı olabilmesi için Rumeli hisarının biz yaptırıldığını biliyoruz. Diğer adıyla Boğaz Kesen adı verilen bir kaleden bahsediyoruz burada değil mi? Ve tabii ki Bizans da bizim hazırlıklarımıza karşı hazırlıklar yapıyor. Ne gibi hazırlıklar yapıyor? Öncelikle ellerinde bulunan bir ateş var. Grejuva denilen bir ateş. Suda sönmeyen. Suda sönmeyen derken yani suda olabildiğince kalan, geç sönen bir ateşten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani güvercin gübreleriyle falan desteklenmiş bir ateşten bahsediyoruz. Değişik bir yapım var. Grejuva'yı çoğaltıyorlar. Ve tabii ki biz şunu bir kere unutmayalım arkadaşlar. İstanbul'un fethinde işte ee, şu X kişi şehit olmuş, Y kişi şehit olmuş bu şehitler normal bir şekilde şehit olmuyorlar hadi kılıçla şunla bunla vesaire. Çoğu burada surlardan atlarken üstlerine kızgın yağlar dökülerek ve grejuva ateşinde yanarak şehit olmuşlardır. O yüzden İstanbul'un fethi bizim için çok kıymetlidir diyebiliriz. Aynı zamanda şurada Mehmet görünüyor mu şurası? Şu kısım görünüyor. Biraz zoom yaptım şu kısmı arkadaşlar. Haliç dediğimiz altın boynuz var değil mi? Altın boynuzun şu güney kısmı İstanbul dediğimiz yer şu bölgedir arkadaşlar. Zaten ben bu bölgeye bir Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı yapmışım. Bu bölgeye bir Anadolu Hisarı yapmışım. Biz şunu zannetmeyelim. Bugün mesela Anadolu'da yaşayan insanlar İstanbul'un fethine şöyle şuradan gittik zannediyor. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Bizim başkentimiz Edirne. Biz donanmamızı da buraya götürmek zorundayız. Bu donanmaların geçe geçmesini önlemek için Haliç'e ne yapmışlardır? Zincir çekmişlerdir ki tabii ki bazı bilim adamlar tarafından kabul edilir, bazılar tarafından kabul edilmez bir efsaneleştirilmedir der. Haliç'e zincir çekilmesinden dolayı bizim tabii ki gemileri karadan yürüttüğümüzde ne olmaktadır? Söylenmektedir İstanbul'un fethindedir de diyebiliriz. Tabii ki Bizans ne yapmıştır? Bizans Avrupalı devletlerden, papalıktan yardım istemiştir. Bir Haçlı Birliği'nin kurulmasıyla ilgili olarak ama bunların hepsi yetersiz kalacaktır. Ve biz şunun sonucunda biliyoruz. 29 Mayıs 1453 günü İstanbul fethedilmiştir. Ve İstanbul'un fethi, fethi mübin yani parlak fethi olarak ne olmuştur? İslam dünyasında adlandırılmıştır ki. Biz tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in artık Bizans İmparatorluğunu yıktığını ve kendisinin Kayseri Rum, Kays Davudu Kayseri'deki gibi değil arkadaşlar. Davudu Kayseri, Kayserili Davut demektir. Burada Kayser, Tire, I, Rum. Yani Rum diyarlarının Kayseri, hükümdarı olarak adlandırıldığını biliyoruz. Fatih ünvanı zaten nereden gelmiştir? İstanbul'un fethinden dolayı gelmiştir. Ve bu fethin sonucunda Osmanlı Devleti'nin artık Başkenti buradaydı. Anadolu'da toprakları vardı. Toprak bütünlüğünün ben artık sağlandığını biliyorum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak. Ve Osmanlı Devleti dedik ki Osman Gazi döneminde aşiretten beyliğe, Orhan Gazi döneminde beylikten devlete ve Fatih döneminde ise devletten imparatorluk seviyesine artık yükselmiş ve Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi artık bu şekilde başlamıştır diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki biz bu İstanbul'un almasıyla birlikte önemli ticaret yolu olarak bildiğimiz o İpek yolunun artık Osmanlı Devleti'nin denetimi altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Kırım da buna dahildir ama İstanbul bizim için çok önemlidir diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki bizim buraları fethetmemizden sonra ne olacaktır? E, ticaret yolları bizim elimize geçtiyse Avrupalılar hemen farklı faaliyetlerde bulunacaklar. Ne yapacaklar? Coğrafi keşifleri başlatacaklardır. İstanbul'dan kaçan bilim insanları Avrupa'ya girecekler ve Rönesans dediğimiz dönemi başlatacaklardır diyebiliriz ki. Ve şahit toplarının artık bu güçlü surları yıkabileceği anlaşıldığından dolayı Avrupa'da, feodal rejim yıkılacaktır. Feodal rejim neydi? Feodal beylikler kurulmuştu. Surlar içerisinde halk sosyal sınıflara ayrılarak yaşanıyordu ve hiçbiri birbirine savaş teknolojisi yetmediği için o surlar yıkılmıyordu. Ama artık bu teknoloji elde edildiğine göre süreç içerisinde ne olacaktır? Bu Feodal beylikler birbirlerini yıkacaklar, daha merkezi krallıklar oluşturulacaktır diyebiliriz Avrupa'da. Ve tabii ki bu da çağ açıp çağ kapatan bir olay olmuştur bizim için. Hangi çağ kapanmıştır? Orta çağ kapanmıştır ve yeni çağ başlamıştır diyebiliriz. Ve İstanbul'dan giden bilim insanlarının zaten Rönesans'ı başlattığından bahsettik. Ve tabii ki biz Bizans'ın İstanbul'un fethedildikten sonra hemen İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın inşa edildiğini ve Topkapı Sarayı'nın inşasının neticesinde ise buranın yönetim merkezi yapıldığını ve başkentin Edirne'den İstanbul'a taşındığını söyleyebiliriz hocalarım değil mi? Bizim için fethin genel geçer sonuçları bunlardır hocalarım. Evet İstanbul'un fethi bu şekilde tamamlanmıştır. Ve Fatih döneminde gelişmeler bitmiyor. Diğer gelişmeler devam edecek bizim için. Fatih Sultan Mehmet'in yapmış olduğu fetihler bizim için. Anadolu fetihleri, denizlerdeki fetihler ve Balkanlardaki fetihler olarak üç kısmı ayrılır ki hangisinden başlayalım? Anadolu fetihlerinden başlayalım. Şu ikinci kısım haritaya geçelim Mehmet ve buradan devam edelim. Anadolu'daki fetihleri Fatih Sultan Mehmet'in. Fatih Sultan Mehmet Konya Karaman bölgesini Osmanlı Devleti'ne en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarından alacaktır ama dikkat. Karamanoğullarına Fatih Sultan Mehmet son vermeyecektir. Karamanoğulları çünkü Konya Karaman ele geçirilecek. Kendileri Mersin Silifke dolaylarına ne yapacaklardır? Gideceklerdir. Varlıklarını burada sürdüreceklerdir. Baktığımız zaman Karadeniz sahil şeridi. Amasra dediğimiz bölge Cenevizlilerden alınmıştır diyebiliriz. Yine baktığımız zaman Sinop, Sansu, Samsun. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulduktan sonra bölgede oluşan Candar oğullarından alındığını söyleyebiliriz. Ve zaten diğer kısmı komple Trabzon olarak geçiyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'na Osmanlı Devleti son vermiş ve Bizans'ın canlanma ümitleri ortadan kalkmıştır diyebiliriz ki. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun toprakları arkadaşlar şurada gördüğümüz bizim anlaşılabilsin diye Anadolu sınırıyla bitmiyor tabii ki. Devam ediyor Kırım'a doğru değil mi? Bu bölgelerin hepsi Fatih Sultan Mehmet tarafından kontrol altına alınmıştır diyebiliriz. Ve Anadolu'da Doğu Anadolu bölgesinde 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne önemli bir siyasi rakip haline gelen Akkoyunlular hakim. Ve Akkoyunlarla 1473 Otlukbeli Savaşı ile birlikte uzun asan ağır bir mağlubiyete uğratılacaktır. Ama dikkat Fatih burada mağlubiyete uğratmıştır ama Akkoyunlar da sona ermemiştir. Safeviler sonlandıracak koyunlara Ama bu Otlukbeli Savaşı ile birlikte Doğu Anadolu'nun büyük kısmı hakimiyet altına alınacaktır diyebiliriz. Anadolu'daki fetihlerle ilgili olarak bunları konuşabiliriz. Ve gelelim denizlerdeki fetihlere. Fatih Sultan Mehmet denizlerde neler yaptı? Denizlerde zaten aslında Karadeniz sahil şeridi buna dahildir ki biz Kırım'ın alındığını görüyoruz ve Kırım'ın alınmasıyla birlikte dikkat. Artık Karadeniz Türk gölü haline getirilmiştir diyebiliriz. Çünkü aynı zamanda biz denizlerde Rodos'un kuşatıldığını biliyoruz ama Rodos'un kuşatılması başarısız olacaktır. Rodos'un kuşatması bu dönemde gerçekleşecek ama Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınacaktır. Kanuni Sultan Süleyman Fatih Sultan Mehmet'in tamamlayıcısıdır. Denizlerdeki faaliyetlerinden Rodos alınamamıştır dikkat. Gökçeada, Bozcaada bu Yunan Ege Adaları'nın yine Fatih döneminde biz alındığını biliyoruz. Devam ediyoruz yine denizlerdeki faaliyetlerinden bir tanesi Mora Yarımadası arkadaşlar. Mora Yarımadası haritada gördüğünüz üzere Yunanistan'ın güney kısmıdır. Biz kuzeyine Teselya diyoruz, güneyine de Mora Yarımadası diyoruz bu kısma. Mora'nın iç kısımları alınmıştır. Dikkat kırmızıyla yazmış olduğum Modon, Koron, Navarin, İnebahtı gibi liman yerleri Bizim için oğlu 2. Bayezid döneminde alınacaktır. Bu dönemde Mora'nın iç kısımları alınmıştır diyebiliriz denizlerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak Fatih Sultan Mehmet'in. Ve tabii ki bir de Balkan fetihleri vardır. Batıya doğru ilerleyiş vardır. Balkan fetihlerine baktığımız zaman Eflak Boğdan yani Romanya arkadaşlar alınmıştır ki yine 2. Beyazıt döneminde Boğdan seferi tamamlanacaktır arkadaşlar. Tam olarak Killi ve Akkirman kaleleri alınamamıştır ama Eflak Boğdan bu dönemde ele geçirilmiştir ifadelerini kullanabiliriz. Moray zaten almıştık denizde söyledim onu. Arnavutluk bölgesinin ele geçirildiğini biliyorum. Yine Sırbistan Sırbistan'ı ele geçirdik ama dikkat Belgrad. Belgrad Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'ya açılan kapısı alınamamıştır. Süleyman Fatih'in tamamlayıcısıydı. Rodos'un kuşatması Fatih döneminde yapıldı. Kanuni döneminde alındı. Sırbistan alındı. Belgrad haricinde Belgrad da Kanuni döneminde alınacaktır. Ama Sırbistan genel manada alınmıştır diyebiliriz. Bosna Hersek alındı arkadaşlarım. Ve devam ettim hocam. Biz Akdeniz'den sonra Adriyatik'te yolumuza devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in son dönemleri yaşanıyor ve burada Gedik Ahmet Paşa komutasında donanmayı gönderiyoruz. Gördüğünüz üzere çizme, çizmenin Lecce kentindeki bugün Otranto. Otranto bölgesi arkadaşlar tabii ki Gedik Ahmet Paşa komutasında alınmıştır ama 1480'de Osmanlı Devleti'nde tabii ki hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in ölümü ölümünden sonra yaşanan Cem olayı ve Cem olayından sonra tabii ki 2. Bayezid'in tahta geçtikten sonra Gedik Ahmet Paşa yerine buraya Hadım Süleyman yataması ataması ve Zaire gibi sebepler neticesinde Otranto tekrardan ne olmuştur? Hristiyanların eline geçmiştir diyebiliriz. Biz burayı ne yapmak zorunda kaldık? Terk etmek zorunda kaldık hocalarım. Bizim için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki önemli gelişmeler ve fetihler bunlardır. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminde başka neler yapılmıştır? Evet şöyle bir bakıyorum tekrardan kontrol ettim. Tamamdır. Fatih Sultan Mehmet döneminde devam ediyoruz. Bir kere Memlüklerle ilişkilerimiz bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü biz Çelebi Mehmet döneminden beri surre alayları dediğimiz alayları hacca göndermeye başlıyoruz Osmanlı Devleti'nde. Bu giden alaylar tabii ki yani hacca hacı adayları Giderken kimlerin topraklarından geçiyorlar? Velev ki İstanbul topraklarından yola çıktılar. Bulkadiroğulları topraklarından geçiyorlar. Daha sonra Suriye yani Memlük topraklarına giriyorlar ki zaten Hicaz'da onların himayesindedir. Ve bu gittikleri yollarda su sebilleri olsun işte han, konaklama vesaire gibi imkanların zayıf olduğundan kötü olduğundan şikayetçi oluyorlar. Fatih Sultan Mehmet de yazmış olduğu tabii ki mektuplarla vesairelerle Dulkadirollar ve Memlüklere diyor ki topraklarınız üzerinde olan güzergahlardaki bu su sebillerini, çeşmeleri, insanların konaklayabileceği yerleri fazlalaştırın veya tamiratta bulun diyorlar. Ama tabii ki bunun reddedilmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet'e tabii ki e, Memlüklerin özellikle hani sen kimsin ki benim topraklarımda ben tadilat yapacağım. Fatih bile diyor ki ücreti gerekirse de biz ödeyelim diyor. Sen kimsin ki benim bu yaptığım hizmet sonucunda bir de ücret ödeyeceksin diyorlar. Ve bunun neticesinde ilişkiler bozulmuştur ama dikkat savaş olmamıştır. Biz Osmanlı Memlük Savaşları'nın ilk olarak 2. Bayezid döneminde başladığını biliyoruz. Bu dönemde Hicaz su yolları meselesi yüzünden bizim aramız bozulmuştur. Hatta o yüzden de İstanbul'un fethi İslam coğrafyalarında feti mübin olarak adlandırılıp da e, kutlamalar, şenlikler yapılırken Memlük topraklarında yapılmamıştır diyebiliriz devlet tarafından tabii ki ve bunları konuşabiliriz. Diğer gelişmelerde Topkapı Sarayı yapılmıştır arkadaşlar. Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nin önemli bir mimari yapısı. İstanbul'daki ilk, ilk Osmanlı cami Fatih Camii yapılmıştır. Yine Baktığım zaman hocam Ayasofya değil mi? Ayasofya ile ilgili geçtiğimiz yıllarda tabii ki bayağı bir yoğun tartışma konusu oldu. 24 Temmuz 2020 tarihinde tekrardan ibadete açıldığını biliyoruz biz Camii ee, Ayasofya Camii'nin. Ayasofya Camii'ye çevrildi ve tabii ki ilk cuma namazı Fatih Sultan Mehmet tarafından fetitten sonra Ayasofya Camii'nde kılındığını biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin devlet teşkilatlanması anlamında bazı gelişmeler yaşanıyor. Biz yine baktığımız zaman divana nişancı atamasının gerçekleştiğini biliyoruz. Ve Divan-ı Hümayun toplantılarında artık Hükümdarlar bu toplantılara başkanlık etmiyorlar. Kasra Adıl dediğimiz odalara çıkıyorlar ve sadrazamlar divana başkanlık etmeye başlıyorlar diyebiliriz. İltizam sistemi bahsetmiştik kültür uygarlıkla ilk kez yine kimin döneminde uygulanacaktır? Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanacaktır diyebiliriz. İstanbul'daki meşhur Kapalı Çarşı'nın temelleri yine bu dönemde atılacaktır diyebiliriz. Ve tabii ki cülüs Bahşişi vardır Osmanlı Devleti'nde. Cülüs Bahşişi artık Fatih dönemine birlikte yasalaşacaktır diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet zaten kanunnameyi Ali Osman'ı çıkartmıştır arkadaşlar değil mi? Bizim için kanun, kanunname Ali Osman'da veraset sisteminde de değişiklik vardır diyecektir ki veraset sisteminde tekrar ediyorum arkadaşlar Osman Orhan dönemleri geleneksel e, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Birinci Murat dedi ki ülke padişah ve oğullarının malıdır dedi. Fatih dedi ki Ülke padişahı malıdır. Evlatlarımdan her kim tahta müyesser ola karındaşlarının katli vaciptir dedi ve kardeş katli dediğimiz yasayı getirdiğini biz söyleyebiliriz hocalarım. Ve tabii ki biz medreselerin açıldığını biliyoruz İstanbul'da. Ne medreseleri hocam bunlar? Sahm-ı Seman Medresesi ve Tetinme Medresesi dediğimiz medreseler yine Fatih döneminde İstanbul'da açılacaktır. Bizim için Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili olarak bunları söyleyebiliriz hocalarım ve geçiyoruz Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra 2. Bayezid dönemine. 2. Bayezid Sofi Sultan olarak biliniyor. Sakin bir adam yine 2. Murat gibi ve 2. Bayezid dönemiyle ilgili olarak biz ne dedik? Bir cem olayı vardır dedik. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Cem Sultan dediğimiz Fatih'in oğlu ve 2. Bayezid arasında taht mücadelesi yaşanacak ve bu taht mücadelesini gördüğümüz üzere 2. Bayezid kazanacaktır. Ve Cem Sultan sırasıyla bizim için tabii ki Memlükler, Dulkadiroğulları, Rodos Şövalyeleri ve Fransa ve, ve de daha sonra Papalığa sığınacaktır. Osmanlı Devleti'nde iç sorunken dış sorun haline gelecektir ve Cem olayı 2. Bayezid'in kolunu kanadını bağlayacaktır diyebiliriz. Ve bu yüzden de biz 2. Bayezid dönemine ne isim veriyoruz? yükselme içinde duraklama adını verdiğimizi söyleyebiliriz ki arkadaşlarım. Tabii ki 2. Beyazıt döneminde hemen başlayalım siyasi gelişmelere. Boğdan sefer arkadaşlar. Boğdan, Eflak Boğdan için dedik ki Fatih döneminde alındı buralar ama Boğdan bölgesindeki Killi ve Akkirman kalelerinin bu dönemde alındığını söyleyebiliriz kırmızıyla yazıyorum o yüzden yine baktığımız zaman mor ayırım adası mor ayırım adasının iç kısımları fatih döneminde alınmıştı. modon koron navarin gibi limanlar İnebahtı gibi limanlar yine kimin döneminde 2. bayezid döneminde alınacaktır diyebiliriz hocalarım yine memlük ilişkileri memlük ilişkileri biz fatih sultan mehmet döneminde hicaz su yolları sorununun yaşandığını biliyoruz ama tabii ki burada Dul Kadiroğulları'nın Malatya'yı ele geçirmesi, Memlüklerin onlara destek olması gibi sebeplerden dolayı 2. Bayezid döneminde Memlüklerle ilişkiler bu sefer savaş boyutuna doğru gidecektir ki Adana Çukurova bölgelerinde Suriye, Kuzey Suriye bölgelerinde gerçekleşen savaşlarda 2. Bayezid döneminde aslında iki tarafla birbirine üstünlük sağlayamayacaklardır arkadaşlarım. Nitekim biz zaten Yavuz Sultan Selim döneminde işin bitirileceğini biliyoruz. Ama bu dönemde Memlüklerle ilk savaşlar yapılmıştır diyebiliriz arkadaşlarım. Ağaç Ayırı savaşıdır mesela bu savaşlardan bir tanesi. Yine ilk değildir ama Ağası bizim için önemli bir savaştır. Kemal Reis. Kemal Reis. Daha önce galiba bahsetmiştik. Dedik ki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcilerinde bankalar kısmında bahsetmiştik. Bankalar kısmında Yahudi Galata bankerlerinin İstanbul'da Bankı Değer Saadet Osman Devleti'nin ilk bankası kurduklarını söylemiştik. Ve onlarla ilgili onların nasıl Osmanlı topraklarına geldiğinden bahsettik. Osmanlı topraklarına tabii ki 2. Bayezid döneminde İspanya'daki Yahudi ve Müslümanlar zulüm gördüklerinden şikayet ediyorlar. Cem olayından do dolayı 2. Bayezid papaya ne kadar ricalarda vesairelerde bulunsa da e tabii ki kulak ardı edildiğinden dolayı 2. Bayezid Kemal Reis'i İspanya'ya gönderecek ve buradaki Yahudi ve Müslümanlar kurtarılacaktır. Müslümanlar Kuzey Afrika topraklarına Yahudiler ise Selanik, Bursa, İstanbul gibi Osmanlı coğrafyalarına yerleştirilecektir diyebiliriz. Yine bu dönemde Şah kulu isyanı çıkmıştır. Şah kim hocam Şah? Şah Safevi Şahı'ndan bahsediyoruz değil mi? Şah'ın kulu adı üzerinde arkadaşlar. Şah kulu isyanı çıkmıştır. Ama Şahkulu isyanının tabii ki detaylarından böyle e, sosyal medya platformunda fazla bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Şahkulu isyanının 2. Bayezid döneminde çıktığını ve bu dönemde de bastırıldığını bilmen bizim için kafidir. E, Şahkulu'ndan kastettiğim Safi ve Yanlısı kişilerden bahsedebiliriz burada. Evet 2. Bayezid dönemi bizim için bu şekilde sona erecekler Sofi Sultan dönemi ki ve daha sonra da bizim için kaç dakika oldu Mehmet? 21 dakika oldu. Yavuz Sultan Selim döneminden devam edelim. Şundan dolayı Mehmet'e sordum arkadaşlar. Eğer bu 30 dakika bulsaydı biz Yavuz Sultan Selim, Karnı Süleyman ve Sokullu dönemlerini diğer videoya taşıyacaktık. Ama bu videoda Yavuz Sultan Selim döneminden de bahsedelim. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran Padişah olanak biliniyor. Yaptığı seferlerin genelinin biz nereye olduğunu görüyoruz. Doğuya olduğunu biliyoruz ki. Ve tabii ki ya Sultan Selim Taş Şehzadeliği döneminde sürekli şikayetçi arkadaşlar. Neyden şikayetçi? Doğuyla yeterince ilgilenilmediğinden şikayetçi babasına. Kardeşleri var. Şehzade Ahmet, Korkut, Şeyinşah gibi. Aslında tahta geçecek, geçecek padişah işte alim ulema tarafından, ilk etaplarda asker tarafından Şehzade Ahmet olarak düşünülürken tabii ki Ya Sultan Selim iyi bir siyaset izliyor ve babasına karşı düzenlemiş olduğu isyan neticesinde Yeniçerilerin desteğini arkasına alarak tahta çıkan ilk padişah oluyor. Karıştıran denilen bir savaşın neticesinde 2. Bayezid oğlu Yavuz Sultan Selim'e tahtı terk etmek zorunda kalıyor. Ve Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra Doğu'yla ilgilenmeye başlıyor. Ve Doğu'da tabii ki kimler vardır bizim için? Safeviler vardır arkadaşlar. Ve tabii ki Safeviler üzerine düzenlemiş olduğu 1514 yılındaki meşhur Çaldıran'ı düzenleyecektir. Ve Çaldıran seferiyle birlikte Safevilere ağır bir darbe bulan Yavuz Sultan Selim daha sonra dönüş yolunda ise 1515 tarihinde Turnadağ Savaşı'yla dul Kadir son verecektir ve dul Kadir oğullarına son verilmesiyle birlikte Anadolu'da Türk siyasi birliğinin Yavuz Sultan Selim döneminde sağlandığını biliyoruz. Arkadaşlar şimdi bir Ramazan oğulları meselesi vardır. Ramazan oğulları meselesine aslında Osmanlı devleti Ramazan oğullarına bir imtiyaz vermiştir. Evet. Bir Sultan Ahmet döneminde Ramazan oğulları Osmanlı devletine katılacaktır tam manasıyla ama Bizim için Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı ve Genel Kanı Dulkadıroğulları'nın katılmasıyla birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlandığı yönündedir. Ramazanoğulları'nın aslında 1604 yılında katıldığını bilmekteyiz ama sen bunu böyle kabul edeceksin. Ve devam ediyorum. 1515 yılında Dulkadiroğullarına son verdikten sonra İstanbul'da tekrardan dönülecektir. Adam fazla durmuyor arkadaşlar. Zaten 8 yıl tahta kaldı ve büyük bir sefere çıkacaktır. Kimin üzerine sefere çıkacaktır? Memlükler üzerine bu coğrafyaya, Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz coğrafyalarına sefere çıkıyor. Bu seferin adı bizim için Mercidabık Seferidir. Mercidabık Savaşı. Bizim için 24 Ağustos 1516 tarihinde yapılacaktır. 500 sene sonra yine Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı ile birlikte aynı 500. yıl dönüm gününde Suriye'ye girdiğini biz biliyoruz. Ve Suriye'de yapılan Mercidabık Savaşı ile Memlükler bir mağlubiyete uğratılmış. Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir diyebiliriz 1516 tarihinde. 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı ile birlikte ise Osmanlı Devleti Mısır topraklarını ele geçirmiş ve aynı zamanda da Hicaz topraklarını ele geçirmiştir. Ve bu savaşın neticesinde biz neler olduğunu biliyoruz. Bu savaşın neticesinde Memlükler dediğimiz devlet artık sona erecektir. Memlükler elinde İslam halifesini bulunduracaklardır ki hilafet makamı Osmanlı Devleti'ne geçecektir ve biz burada Yavuz Sultan Selim'in hem siyasi olarak Osmanlı Devleti'nin lideri olan padişah aynı zamanda da İslam halifesi olduğunu biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde teokratik yönetim anlayışı bu dönemle birlikte başlayacaktır diyebiliriz. Hilafet makamı bize geçmiştir diyebiliriz. Ve aynı zamanda Memlük Devleti'nin yıkıldığından bahsettik. Şurası Hindistan. Hindistan'dan başlayıp da Arap Yarımadası'ndan Mısır'a doğru gelen önemli bir ticaret yolu vardır. Hangi yoldur bu yol? Baharat yolu. Baharat yolunun Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına geçtiğini biz burada söyleyebiliriz arkadaşlar. İpek yolu, İpek yolu nasıl geçmişti? İstanbul'un ve hatta Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne geçmesiyle birlikte İpek yolu tam denetim altına alınmıştır diyebiliriz. Ve burada da Baharat yolunun Osmanlı Devleti tarafından denetim altında tutulduğunu biliyoruz. Mısır hazineleri ve Hicaz bölgesindeki Mekke Medine'deki kutsal emanetlerin bir bölümünün biz... İstanbul'a gönderildiğini biliyoruz ki şurası Kıbrıs hocam. Kıbrıs krallığı var burada değil mi? Kıbrıs'ta e, ...Venediklilerin Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri vergiyi artık kime ödediklerini görüyoruz? Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladıklarını yine söyleyebiliriz hocalarım değil mi? Evet bizim için Ridaniye Savaşı'nın olduğu dönemde de arkadaşlar aynı zamanda ne gerçekleştirmiştir? Avrupa'da reform hareketleri gerçekleşmiştir diyebiliriz. Evet Yavuz Sultan Selim dönemiyle ilgili en önemli gelişmeler bunlardır ve Bozoklu Celal İsyanı. Bozoklu Celal İsyanı arkadaşlar... Tokat, Yozgat dolaylarında çıkmıştır Bozoklu Celal. Anadolu'da ekonomik sebeplerden dolayı çıkan bir isyandır. Biz Bozoklu Celal isyanının Yavuz Sultan Selim döneminde bastırıldığını biliyoruz. Ama Bozoklu Celal'den sonraki uzun yüzyıllar boyunca arkadaşlar tabii ki Bozoklu Celal isyanından sonra Anadolu'da çıkan ekonomik sebepli bu isyanların geneline biz Celali isyanlara adının verildiğini biliyoruz. Yine baktığım zaman tabii ki duraklama döneminde Celali isyanlarından bahsedeceğiz biz burada değil mi? Evet, Kör Hasanlardan, Deli Mahmut'ta, Kör Mahmutlardan, Deli Hasanlardan falan bahsedeceğiz. Bizim için Celali isyanlarının başlangıcı hangi dönemdedir? Yavuz Sultan Selim döneminde bizzat Bozoklu Celal tarafından Yozgat'ta çıkarılan isyandır ki bu isyan ne yapılmıştır? Yavuz Sultan Selim döneminde bastırılmış ama bundan sonraki süreçteki isyanlar bizim için Celali isyanları olarak adlandırılacaktır diyebiliriz. Evet. Yükselme döneminde Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.